Yücel Köfte Yemek Salonu'nun katkılarıyla hazırlanan Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop başlıyor. Efendim bugün Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Meydanköy'ü Merkez Mahallesi'ndeyiz. Memleketi adım adım karış karış gezmeye başladık efendim. Yeni sezonda birbirinden güzel görüntülerimizi siz sevgili izleyenlerimizle buluşturuyoruz. Bugün Meydanköy'ünden muhteşem görüntüler kaydedeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Efendim Sinop'ta ceviz dokuma zamanı geldi. Eylül ayının son günlerindeyiz. Şu an teyzemiz elinde yaklaşık 3 metre var aşağı yukarı değil mi bu? Var aşağı yukarı. 3 metre sırıkla ceviz ağacındaki cevizleri dokuyor. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevgi Yeşilel. Sevgi abla. Efendim. Sen buradan dokuyorsun. Eşin de hemen arkada merdiveni koymuş ağaca. Evet. O kolay yolu seçmiş ama. Evet. En zoru sana vermiş. Evet. Kaç tane ceviz ağacımız var bizim burada? Ceviz severim. Ceviz ağacı çok. Saymakla yani iki tarla cevizim var. Bu kenarlarda var biraz. Peki, bu sezonda ne kadar ceviz alırız? O Allah'ın ne kadar verdiğine bağlı. 100 kilo alır mıyız? Öyle diyiverelim. Peki ceviz ne kadar şu an kilosu pazarda satılsa? Allah onu eşim biliyor. Ekrem abi ne kadar kilosu? Dur Ekrem abi kafamıza ceviz dökersin. Dur. Vallahi kafamıza cevizi düşürürsün. Şu an 150 falan diyorlar. Doğruysa ben yani yapmadım. Değerli izleyenler şimdi yani şöyle söyleyeyim. Ekrem abimizin dediğine göre kilogram fiyatı 150 TL'den satışa sunuluyor diyor. Ama resmi bir rakam değil tabii bu. Bir de yerli ceviz bu. Yağlı ceviz. Aynen. Sevim abla kaç saattir buradasın? İşte yarım saattir buradayız. Yarım saatte ne kadar çıktı? Bir kova var mı? Yok herhalde daha çıkmadı. Yok. Bunun ağacında fazla yoktu. Eşim dibini temizledi. İşte dalındakileri döktük. Olduğu kadar. Allah bereket versin. Şu an Meydanköy'ünde mis gibi bir hava var efendim. Evet. Doğası harika. Havası harika. İnsanları harika. Evet. Sevgili izleyenler. Sevim ablamız da sabahın erken saatinde kalkmış. Eline almış efendim oklavayı mı diyelim, sırığı mı diyelim. Sırık sırık. Ceviz dokumaya başlamış. Kestane ne zaman başlıyor? O çoktan başladı. Çıktı mı kestane? Tabii şu an? Yağmur yağışlı olduğu için havalar gidemedik. Savuluyor neredeyse. Bitmek üzere. Çok çaputlanmış evet. Şimdi Eylül ayında yani bu dönemlerde ceviz dokuma işlemi başladı. Evet ceviz, kestane. En çok hangi bölgede ceviz çok? Köylerimiz yani, olarak. Herkeste var yani. Burada da çok mu o ceviz? Var. Burada da var. Olanın var yani. Evet. Erkan bu yağlı ceviz. Bizim yörenin ya bu yerli cevizimiz. Bizim o çetli metli değil. Bunlar yerli ceviz. Öyle değil mi? Ha, şimdi tabii. Değerli izleyenler Sevim abladan sırığı alacağım. Plan değil bu yani. Ben de deneyeceğim bakalım başarabilecek miyim Sevim abla. Ver bakalım sen bana şu sırığı. Buyurun. Yanlışlıkla sana vurmayayım abi. Vallahi bir yerde bak karışmam. Vallahi bizi mahveder he.
Vallahi bilmem. Vallahi bilemiyorum yani, dikkatli olmak. Şimdi bunu böyle vurduğumuz zaman ne oluyor? Cevizleri kesiliyor. Düşürüyoruz değil mi? Evet. Sevgi abla mıydı? Evet. Sevgi abla, artık bize de ceviz verirsin değil mi biraz? Tabii canım, ne demek. O kadar geldik Ekrem abi, çekim yaptık. Yani. Yok. Evet. Sıkıntı yok, olan yerden yeriz. Şimdi cevizleri sen suyu tut, cevizleri bana ver elime. Kameraya göstereceğim. Diyebilirsin. Efendim, cevizlerimizi görüyorsunuz değil mi? Mis gibi, taze taze. Efendim, biz böyle köy gezilerine başladığımız zaman her gittiğimiz yerde karnımızı doyurmadan da dönüş yapmıyoruz. Abla kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Anlat bakalım şimdi, bugün bize neler yapacaksın? Bugün size neler yapayım? Katmer var, fırın ekmeği var, nokul var, börek var, mantarlı, kaşarlı. Bak, o kadar çekim yaptım, ilçelere, köylere gittim. Katmeri ilk defa bugün göreceğiz burada, nasıl pişiyor, nasıl yiyeceğiz? İnşallah. Ne var katmerin içinde? Katmerin su, tuz, süt, yağ. Un, hepsi var şimdi. Açıp şu an pişirmeye gidiyor sobaya. Evet, o zaman sobadan da bir görüntü alalım bakalım nasıl pişiyor, hep birlikte izleyelim. Sen görüntüyü benden de al. Senden de alalım görüntüyü, ne var? Ercan abimiz, asıl burada en büyük aşçı Ercan abi. Bugün hünerlerini hem eşi konuşturuyor hem kendisi konuşturuyor. İzleyelim bakalım bugün neler bizleri bekliyor.
Evet, Meydan Köyü'ndeyiz. Yanımızda Ercan Yeşilkök abimiz var. Bizleri bu güzel köye, bu güzel malikaneye davet etti. Kendisi zaten ünlü aşçı. Birbirinden lezzetli sunumlarını birazdan bize tattıracak. Ercan abi nasılsın, iyisin? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Hoş geldiniz. Yeni sezonda yine sizlerleyiz. Allah razı olsun, ayaklarına sağlık. Her zaman bekleriz. Neler yapıyorsun abi görüşmeyeli? Valla köyde bahçe yapıyoruz. Düğünlerde yemek yapıyoruz. Bahçeyiz biliyorsunuz işte. Evet. Düğün, dernek, cenaze, mevlüt işleri de bizden soruluyor. Çiğ köftesi çok güzel özellikle değerli izleyenler. Bir çiğ köfte yapıyor. Ben hayatım boyunca böyle lezzetli, böyle acı çiğ köfte görmedim. Şimdi mezeşine devam. Sıcak yemeğe devam. İnşallah bunu büyüterek devam edeceğiz. Peki bir yer açmayı düşünmüyor musun Ercan abi? Zaman. Yani birbirinden lezzetli sunumları... Buradaki da... yeri büyütmeyi düşünüyoruz. Öyle değil mi? Çünkü çok malzememiz var. Şu an kenarda bekliyor. Şimdi bugün yaptıkların görünenler değil mi? Bir de görünmeyenler var. Tabii görünmeyenler var. Bunlarla beraber yapmış olsan bura belki dolup taşıyacak. Çok fazla tabii. Bugün şimdi neler var bize, neler sunacaksın? Bugün fırında ekmeğimiz var. Börek var, katmer var, çiğ köftemiz var, acılı ezmemiz var. Meyhane usulü dediğimiz. Amerikan salata var. Arnavut ciğeri var. Hepsini sen yapıyorsun. Hepsini ben yapıyorum. Yengem yardım ediyor mu sana peki? Fırın içini o yapıyor. Ekmek pişirir mi onda? Onda. Meze işi bende. Yemek ve meze işi bende. Öyle. O zaman ne yapalım? Bir tadına bakalım mı? Nasıl yapmış Ercan? Bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Efendim yemekleri yedik. Yapanlardan Allah razı olsun. Herkesin ellerine, kollarına sağlık. Ercan abiye de çok teşekkür ediyoruz. Değerli eşine, bayanlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ziyafet sundular bize. Ziyafet sonrası da çok değerli sanatçımız Şahin Taş'la birlikteyiz. İsterseniz kendisini bir tanıyalım. Şahin Bey merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Merhaba Erkan Bey. Bugün biraz rahatsızsınız ama evet, kırmadınız evet, beni sağ olun. Evet, biraz rahatsızım, sizi kıramadım, geldim sağ olun. Sinop Erfelek Meydan Köyü'nde ikametgah ediyorum. Bu yaştan sonra bu saza merak sardı. Sinop Erfelek'te halk eğitime başvurdum. Şehnaz hocamızın sayesinde iki dönemdir saza gidiyorum. Bu sazı öğrenmeye çalışıyorum veya da çalıyorum. Siz de görürsünüz şimdi. Konserlere de çıkıyorsunuz. Ha, bir iki defa da Erfelek'te konsere çıktım. Belediyenin konserlerine çıktım. Böyle devam ilerlemeye çalışıyorum. Peki bugün bize hangi türküyü seslendireceksin? Saçlarını taramışsın. Sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı var. Söyle. Beni benden almışsın mıydı? Evet Erkan Bey. O zaman bu güzel şarkıyı söyleyelim. İzleyen herkese armağan olsun. Evet, bir deneyelim. Biraz profesyonel değilim ama Şehnoz hocamız sayesinde buralara geldik. Haydi o zaman hep birlikte dinleyelim. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın.
boyamışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana okumamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana okumamışsın. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olaydı arzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Lal olaydı arzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Ahu saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Gidip de ya dele vardım, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de ya dele vardım, gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Ahu saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Ahu saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Haberin var mıydı söyle, beni bana komamışsın. Of. Şahin abi, biz de söylüyoruz yani, değil mi? Evet. Var mı ses? Evet, evet. Abi, süper. Benim de aslında bir eğitim almam lazım, evet, konservatuara. Siz bizim de beraber çalışın. Devam edelim. Güzel birlikte. Güzel bir şey çıkar, değil mi, evet, abi orada? Evet, evet. Şahin abi, ağzına yüreğine sağlık. Hastaydın, hasta evet, olduğuna rağmen kırmadın bizi. Evet. Buraya kadar geldin abi. Var mı buradan selam göndermek istediklerin? Eş, dost, akraba? Bizi seven dostlara hepsine selam olsun diyorum. Bizden de selam olsun. Eline, koluna, ağzına, yüreğine sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Şaşırdım nereye giden, gönül senin elinden. Şaşırdım nereye giden, ellerde güzel çoktur, vermezler seven idim. Ellerde güzel çoktur, vermezler seven idim. Gel gönül usla gönül, zulmetme bana gönül. Gel gönül usla gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşinden gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşinden gönül. İzleyenler, Şahin Taş abimiz iki tane birbirinden değer türküyü seslendirdi bizlere.
Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ercan abiye de teşekkür ediyoruz. Bugün buraya katılan herkese sonsuz teşekkürler. Evet Ercan abi, dilek ve temenni görüşlerini alalım. Teşekkür ederiz. Geldiniz, bizi kırmadınız. Allah razı olsun. Komşularımıza geldi, abimize geldi, amcalarımıza geldi. Bütün köy buradaydı bugün. Bütün köy burada. Herkese teşekkür ederiz. Vallahi i̇nşallah devamını bekleriz. Güzel bir ziyafet verdin. Allah razı olsun. Daha iyi olur. Daha iyi olur inşallah. Daha iyiler günlerde. İnşallah bakalım. Her kim var yanımızda? Ekrem abi de burada. Ekrem Yeşilen. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Ekrem abi nasılsın? Çok iyisin. Allah razı olsun. Cevizler bitti mi az önce? Dokuduk beraber. Bir kova ceviz ayarladın mı bana? Sıkıntı yok. Kurudum ha, seni görürüm. Evet değerli izleyenler, burada yine değerli abilerimiz var. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Adım Sinop'u izliyor muyuz? İzliyoruz. Nasıl programımız? Çok güzel program yapıyorsunuz. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Köyümüzü tanıtıyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar katkılı bulunmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Abi seni tanıyalım. Ben Ekrem'in amcasıyım. Ekrem'in amcası. İsim nedir? Celal Yeşilel. Celal abi nerede oturuyorsun sen? Ankara'da. Ankara'dan geldim. Ben askerliğimi Ankara Eğitim Eskut'ta yaptım. Zırhlı Birlikler Okulu. Ben de oradaydım. Tankçıydım ben orada. Doğrudur. Az mı otulamaya gittik yazın ortasında? Doğru. O tank evet. Tepe var ya bir tepede. Kaldırdılar şimdi. Kalktı değil mi? Evet. Bak burada köyümüzün ilk muhtarı var. Hacı abim burada. Ona da bir merhaba diyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hacım can haber? Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi. Sen bugün çok şıksın. Böyle. Bugün mü sadece? Belki mi? Belki bugün benim son günlerim olabilir Donuç. Allah uzun ömür versin. Yaş kaç? 88. 88 ama maşallahın var ya. Valla delikanlı gibi duruyorsun. Sen bu köyde ilk muhtarlık yaptın değil mi? Evet. Bu köyün sağlık ocağını, camisini, santralını, yolun izini ben yaptım. Kaç yıl önce? 90'dan başladık. 2000 10 sene yaptık. 10 sene yaptın. Valla helal olsun sana. Emeğine sağlık. Allah razı. Var mı senin de buradan selam göndermek istediklerin? Çocuklarıma selam göndereyim. İstanbul'da var mı çocuklar? Tabii tabii. Bizden de selam olsun onlara. Evet. Bak burada Şahin abimiz var. Şahin abi yine teşekkür ediyoruz sana. Ben de size teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Seni tanıyalım abi. Ben Salim Göl. Salim abi nerede oturuyorsun? Ben yukarıda Gölaltı Mahallesi'nde oturuyorum. Sen de böyle İstanbul'dan gelmiş gibi bir evet, havan var. Evet evet İstanbul'dan geldik. Sanki emekli olmuşsun gibi. Evet emekli olduk. İşte köye geldik, yerleştik. Evimiz yaptı, ev yaptı olacak. Değil mi? Kadar nasıl emeklilik yaptı. Güzel mi? Valla çok güzel. Gerçekten çok güzel. Emeklilik güzel yani. De maaşlar nasıl? Maaşlar idare ediyoruz. Yeter mi diyorsun şimdi? Ya tam yetmese de artık idare ediyor. İki emekli olduğun zaman idare ediyor. Ama tek emeklilikte biraz sıkıntı oluyor. İnşallah artar emekli maaşları. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kim var burada yine? Kardeşim ne haber? İyi hoş geldiniz. Valla geldiğimizden beri bizimle ilgilendin. Çok sağ olun. Ben şeyim olur abi. Her zaman gire yine yansını yaparım. Nasıl gidiyor köy hayatı? Köy hayatı. Neler yapıyorsun? Köyde boş durmak yok. Çalışıyorsun Ercan abiyle beraber. Çalışıyoruz her zaman. Her zaman da yanındayız. Bırakmıyorsun hiç. Yok bırakmıyorum. Bu ara film yapıyoruz. Evet değerli izleyenler. Yine bu arada bu güzel köyde bir sinema filmi çekiliyor. Ekim ayında başlanacak çekimleri. İnşallah güzel bir sahne ortaya çıkacak. İzlemiş olacağız Beyaz Perde'de. İnşallah yemekleri takip etmeye devam edin. Aynen. Yemekçi de burada zaten. Onların yemeklerini de Ercan evet, abi yapıyor. Evet biz yapacağız. Abi sen nasılsın? Evet, iyisin. Hoş geldiniz. Seni tanıyalım. Ben Sadık Yeşiltepe. Ben de İstanbul'dan geldim. 2 sene oldu geleli. İşte köyümüzde yaşamaya çalışıyoruz. Ve güzel renk katıyorsun. Allah razı olsun. Heyecanlı oluyor. Güzel oluyor. Böyle işte. Sizlerin sayesinde, izleyenlerimizin sayesinde tabii daha güzel olacak her şey. İnşallah, inşallah. Burada kim var şimdi ön tarafta? Bak bu abimiz, işte bu abimizin evinde film çeviriliyor şu an değil mi? Evet. Evi verdin. Verdim. Kaç para aldın? Evi bedavaya vermemişsindir sen. Değil mi? Öyle karıştırma. Tamam. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Film çekiliyor. Çok şükür, seni gördük. Daha iyi oldu. İzliyor musun bizi? İzliyorum. Ben de burada. Ben memnunum. İzlemeye devam. Devam. Eyvallah sağ ol. Sizi tanıyalım. Ben Ramazan Aksu. Get başarılı diler. Ben de İstanbul'dan emekli oldum. Ramazan abi akraba olmayalım sende. Ben de Erkan Aksu. Vallahi araştırırsam. Vay lan soy kütüğü müydü o? Evet, soy kütüğü müydü? Neydi? Soy kütüğü. Onu bir araştırsak bunlar çıkar bir şeyler. Göller çıkar akraba. Öyle değil mi? Ha, göllerden gelmeyiz biz. Sen de köydesin artık. Köydeyim ben de. Bıraktın gurbet hayatını. Bıraktım. İstanbul'daki işte çocuklarıma, kızlarıma, oğullarıma, torunlarıma selam ederim. Herkese selam ediyoruz burada. Herkese selam ederim. Çok sağ ol abi, seni tanıyalım.
Erkan Beyciğim, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şöyle sana yanaşayım birazdan. Ben de İstanbul'dan imkan ediyorum ama yaz sezonları. Esas neden Gölaltı Mahallesi'nden değilim. Horzumluyum. Tamam işte benim köyüm Horzum. Horzum'dansın. Ama yine de işinle ilgili çalışıyorum. Sadece sezonluk olarak İstanbul'a gidip yani Sinop'a gidip geliyorum. İyi güzel yani köy hayatı bambaşka zaten. Tabii tabii. Gurbet hayatını hepimiz biliyoruz. Artık İstanbul'da bitmiş. İstanbul'da abi İstanbul'un trafiği zaten insanı bitiriyor başta. Bilhassa benim açımdan çok sıkıntılı bir dönem. Valla ben 2-3 gün öyle İstanbul'a gidiyorum çekim yapayım diye. Yani böyle şaşırıyorum adeta orada gezerken. Sen 3 günlüğüne geliyorsun. Biz 6 ay İstanbul'da araç kullanıyoruz. Evet. Turizm şirketine ulaştığımız için 6 ay servis çekiyoruz. Gel bir de sen bize sor İstanbul'a. Valla yaşadım orada 2 gün araba kullandım Ercan abi. Arabayı Zeytinburnu'nda bir yere bıraktım metrobüse bindim. En iyisi yap. Niye? Trafikten çünkü gidemeyecektim aynen öyle. Ulaşmak istediğim aynen yere. Öyle bir şey ki yani 10 dakikalık yol bilemedin yarım saatlik yol 2 saate çıkıyor. Evet aynen öyle. Sabah akşam. En problemli zaten yani 12 saat önemli şey de trafik var ama sabah akşam en sıkıntılı dönem. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Siz de biliyorsunuz. Herkesi yani. Bekliyoruz efendim. Köylerinize gelin artık. Bırakın İstanbul'u. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bıraktık gibi bir şey Erkan Beyciğim. Çok güzel abi. Çok Allah güzel. İzin verse seneye bırakıyoruz. İnşallah bakalım. Evet Ercan abi çok teşekkür ediyorum sana. Değerli eşine, çok değerli ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten birbirinden böyle lezzetli yemekleri sundular bize. Çok sağ olun. Bir teşekkür ederiz. Adım adım Sinop'u izlemeye devam edin. Devam inşallah. Tabii Tempo TV ekranlarında Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop devam ediyor. Şimdilik Sinop Erfelek Meydan Köyü'nden hoşça kalın diyorum. İnşallah en kısa sürede tekrardan İnşallah. Bu güzel köyde buluşmak İnşallah. Dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yücel Köfte Yemek Salonu'nun katkılarıyla hazırlanan Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop sona erdi.